Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir Şehirli Çoban programından da herkese merhabalar. Bugün burada iki tane genç kardeşimizin hayvancılık sektörüne ne zaman ve nasıl adım attıkları ile ilgili güzel bir program olacağını e, düşünüyorum. Biz programdan önce de bu arkadaşlarla zaten tanışmıştık. Isparta'da kendilerinde kendi çiftliğimizde e, misafir etmiştim. En güzel olay şu, burada anlatmak istediğim. Her zaman söylediğimiz olay, e, arkamızda zaten görüyorsunuz, yani az sayıda bir koyunumuz var. Herkesin aklındaki işte 100 olmadan, 200 olmadan para kazanılır mı bilmem ne mantığını burada tamamen unutup, e, küçük sayılarla başlayıp, bu işin zorluklarını küçük sayılarla görüp, ilerleyen zamanlarda yatırımı yapacak güçlerin de olduğunu biliyorum zaten. E, bu şekilde e, aslında modern bir işletmeyi tanıtacağız bugün. Neden modern diyorum? İçinde bulunduğumuz tamamen bir çadır yapı. Ülkemizde biliyorsunuz ki küçükbaş Hayvancılık'ta çadır yapıyla ilgili çok fazla sıkıntılar veya iyilikler de konuşuluyor. Bunları da konuşacağız. Maliyetleri konuşacağız bugün her şeyden önce. Çünkü yeni başlayan, daha çiçeği burnunda bir çiftlik burası, işletme. Bunların hepsini konuşacağız ama bunlardan önce ilk önce kardeşlerimizi bir tanıyalım. Mikrofon Mustafa'da. Mustafa başlasın bakalım. Merhaba ben Mustafa Tat. 22 yaşındayım. Ee, ya yani üniversiteye gidiyordum bir dönem. Ondan sonra üniversiteye devam etmemin bana çok bir getirisi olacağını düşünmediğim için üniversiteyi bıraktım. Babam mesleğini bu arada. Babam esnaf. Evet. Yani asıl mesleği muhasebeci ama daha sonra kendiliğinden o da kendine bir dükkan açtı. Hani şu anda esnaflık yapıyor. Un üzerine bir e, dükkanı var. Onun evet. üzerinde çalışıyor. İşte bu şekilde 40 hayvanla yavaş yavaş biz de hem öğrenerek az önce işte dediniz ya az başladık diye 39 tane dişimiz var bir tane de koç olmak üzere toplam 40 hayvan. Biz kendimizi bu 40 hayvanda hani öğrenelim, kendi tecrübesizliğimizi atalım gibisinden bu şekilde başladık. Bir nevi kendinizi test edeceksiniz. Kendimizi test edeceğiz. Kendimizi bu hayvanlarla geliştireceğiz. İşte işte çoğaltırsak da bu şekilde kendimiz yavaş yavaş çoğaltacağız. Bir de şu anda ikimizin de yaşı çok genç olduğu için hani aile, arkamızda ailelerimiz var. Şu an için yani belki iki yıl boyunca biz bu hayvandan hiçbir şekilde kar edemeyeceğiz. Bunu göze almış bir şekilde bu işe girmiş bulunmaktayız. Şimdi konuyu daha da geliştireceğiz. Sizinle daha önce de neler konuştuk, evet. neredeydik, nereye geldik bunlarla ilgili de şeyler yapacağız. Ee, mikrofonu Furkan'a verelim. Bu arada Mustafa'nın da çok güzel bir hayat hikayesi var bu hayvancılığa başlamadan önce. Onu da kendisinden dinleyeceğiz. Ama geleceğin geleceğin zooteknisti Furkan'la bir tanışalım ilk önce. Evet, adım Ufuk Furkan Doğru. Eee 3. sınıfa gidiyorum şu anda. Yaşımız kaç bu arada? Yaşım 22. Mustafa'yla 1. sınıftan beri tanışıyorum. İlkokul, ee, ilkokul bir. okul birden beri. Beraber bayağı büyüdük. Hani e, birçok zaman ailemden çok görmüşümdür aslında Mustafa'yı. Yani e, hayatımın her döneminde yanımdaydı. Birlikte işte yaptık, beraber okullara gittik, gezdik, eğlendik. işte kaçak göçek işler yaptık, bir yerlere gittik falan. Hep beraber bir konuşma yani... oldu. Bu arada hayvancılık programı. <gülüyor> 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 ya böyle Furka Furkan'ın Mustafa'ya bakarkenki göz uşu, yani, bakışları, göz kaçırmaları. ama öyledir. Yani Mustafa gerçekten benim hayatımda çok büyük bir yer kapsar. Yani ailemden dediğim gibi daha çok gördüğüm bir insan birçok zaman hayatımda. Benim yanıma geldi işte ee, dedi hani ben zaten okumuyorum işte işe başlamam lazım. Ee, kendisi de bahseder zaten yakın zamanda düğünü var yani evlenecek. Ee, ben evlendim ben de bu işi yapacağım zaten en başından beri biliyoruz ama benim de tecrübe kazanacağım bir yere ihtiyacım vardı açıkçası. Yani e, zootekni 3. sınıfın mezun olduğum zaman iş bulmam lazım kendimi geliştirmem lazım ki Ailemin veya çevremdeki insanların bana destekleriyle kendi işletmemi kurayım. Benim en başından beri isteğim kendi işletmemi kurmak. Bu arada sözünü kestim. Senin baba mesleğin ne? Benim babam e, şu anda ütü masası merdiven kurutmalık imalatı yapar, yapıyoruz. E, aileden gelen, dededen kalma bir meslek şu anda Büyüdü gitti devam ediyorlar işte. Şimdi ben arkadaşların ne okuduğunu ne yaptığını soruyorum elbette ama babalarını sormamdaki bunları dile getirmelerini istememdeki en büyük sebeplerden birisi şu. Ya biz bugün aslında burada e, olmaz denilen şeyleri işliyoruz. Babadan bir şey görmemişler. Hani e, evet. hayvancılık adına bir şey öğrenmediniz babalarınızdan evet. değil mi? Eskiden gelen bir hayvancılık tecrübemiz yok. Ne benim ne Mustafa'nın evet. yok. Ailelerden gelen bir tarım Şimdi, hayvancılık yok herkesin aklında olan ama ben tamamen bunu inkar ettiğim bir durum. Çoban adam okuyan adam çoban mı olur? Veya ne işiniz var kardeşim hayvanda affedersiniz bokun püsürüğün içerisinde denilen iki tane çocuk. E, ailelerinden hiçbir şey görmeden. Bu, bu da bir bizim için bir konu işleme konusu. Bir diğer konu ikisinin de babasından kalma meslekleri olmasına rağmen biz kendi başımıza bir şeyler yapma çabasındayız diye bunu da ayrı bir işlenecek konu. Bir diğer konu da ülkemizde çok fazla yalan yanlış haber yapılan işte babasının harçlıklarıyla hayvancılık işine girdi başarılı oldu. Yok efendim şuradan şunu aldı da iki bileziğiyle yüz tane inek sürüsü kurdu vesaire haberlerinden daha çok biz burada bugün reel olan bir şeyleri konuşacağız. Evet. En büyük reelliklerden birisi de aslında Mustafa'nın yaşadığı olay. Hı hı. O olayı da bir Mustafa'dan bir evlenme hikayesiyle ilgili olayı da Mustafa'dan dinleyelim. Ee, bir Ramazan bayramı günündeydi. Yine hani burada köyümüzde az önce beraber oturduğumuz yerde oturuyorduk hep beraber. Aslında ilk fikir babamdan çıktı. Hani dedi ki ben sana dedi alayım buraya dedi 50 tane koyun. Ee, o da aslında bir yerde de şeye vurgulamak istedi. Hani artık gençlerin çalışmak istemediği, hani hep hazıra dayalı bir şeyler beklediğini falan. Hani ona vurgu yaparaktan hani ben dedi sana alayım 50 tane koyun dedi. Hadi bak ona kolaysa gibisinden hani bu şekilde konuştu. Ondan sonra ben bunu... Tehdit var bir konuşma yani. <laughs> yani tehdit vardan ziyade ee, hani kolay mı öyle yapmak gibisinden söyledi. Ben de ben bunun peşine bayağı düştüm. Geldim Furkan'a bak dedim böyle böyle bir olay var. Hani babam dedi 40 tane koyun alırım, 50 tane koyun alırım. Hani bak sen de bu işi yapmak istiyorsun. Biz zaten tek kaç yıldır benim kardeşim var. Şu an hani 14-15 şey, 17-18 yaşlarında. Neredeyse hani Furkan'la aynı şeyde. Benim onunla görüşmüştüm, Furkan'la aynı görüşmüş. Hani Furkan da artık benim kardeşim olmuş vaziyette. İşte Furkan'a geldim. Ondan sonra dedim ya bak babam böyle böyle bir şey dedi. Sen de zaten hayvancılık yapacaksın. Hani bunun üzerine bir çalışalım biz. Ondan sonra babama da hiçbir şey söylemedik. Aslında birazcık da orada şey yaptık hani babam orada. Ya ben dedim size de onun bir önemi yok gibi konuşur diye hazırlanıp böyle 2-3 ay boyunca tamamıyla hazırlandık. İşte yapacağımız koyun ırkını belirledik. İşte çadır da mı yapacağız yoksa buraya bir beton hani öyle bir şey mi yapacağız onu hazırladık. Tabanına sereceğimiz kumu hazırladık. Her şeyimizi hazırladık. Babamın önüne tamamen hazır bir fizibilite çıkardık. Ha, bu şekilde olduktan sonra da işte benim de bir düğün sürecim var. Ben nişanlıyım normalde. Ee, babam işte hem düğünün hem bu şekilde bir çadırın bize ağır geleceğini söyledi. Ya dedi ki hani en azından bir sene veya bir buçuk iki sene boyunca gel dedi ben sana şehirde Konya'da bir ev tutayım. Ondan sonra dedi gene durumumuzu toplayalım. Bir sene iki sene erteleyerek bu işe gir dedi. Ama e, ben bir iki sene sonra Konya'daki rahatlığa alışıp da Tekrardan buraya gelmenin çok zor olacağını düşündüm ki bence hala da bunun arkasındayım Konya'da hazır bir düzenim varken tutup da ben oradan buraya gelemezdim yani ne ben gelebilirdim ne eşim gelebilirdi. İşte ondan sonra babama fizibiliteyi çıkardık direttik dedik ki ben düğün istemiyorum hani e, eşim de ben de biz dedik düğün istemiyoruz bize dedik düğün için harcayacağın parayı ver biz bu e, parayla çiftliğimizi kuralım dedik. Bu arada eşi bir Türk bayan değil. Aslen Kırgız. Evet. Ama ya çok geçmişte de dedeleri göçmüşler. Çünkü sözün meclisten dışarı Türk kızına böyle bir şey teklif etseniz kabul etmez. Yok ke kendisi özellikle kendisi de çok fazla bunu istedi. Hani dedi ben gelirim işte çalışırım, yemeğini yaparım hatta sütünü sağarım. Yani burada da çalışmayı da işte ben mesela sabah namazından sonra kıra gidiyorum koyun yaymaya. Ondan sonra geliyor buraya, işte suluklarımızı dolduruyor. Eğer ot yolunacaksa ot yoluyor işte hani ben gelene kadar ki o hazırlığı yapmış oluyor. O Şanslısın. Yandan, o konuda. O şanslı. yandan bayağı şanslıyım evet. Evet. Benim eşim de çok yardımcı olur. Buradan selam söylüyorum <laughs> ona da. İşte böyle bir düğün süreci var bizim de. Düğün yapacağımız parayı. Düğün e, yapacağımız parayı. Biz yatırım kurgu. yaptık. Aynen öyle. Doğru mu? E şimdi düğün istiyorum diye bir şey diyemezsiniz artık düğün zaten istemiyorduk. İstemiyoruz da şu anda işte hayvanlarımız var. Bu şekilde güzel ama gidiyor. Ben bir Konya'lı aile eğer tanıyorsam biliyorsam düğün yapmadan olmaz. Yok <laughs> <laughs> Yo, düğün yapmayacağız. Yani çok yakın zamanda hatta düğün İnşallah. planladık. Bir düğün olmayacak. Hani nikah olacak tabii ki ama bir düğün böyle yemek işte gece düğünü, oynamadır, şudur budur gibi bir şey olmayacak. Ya güzel olan olay şimdi mikrofonu Furkan'a da verelim çünkü Furkan'da da benzer, yani benzer demeyelim de Furkan'da da evli, evet. değil mi? Evet, ben geçen sene evlendim. Şimdi 22 yaşındasınız. Evet. Hadi sen yine okuyorsun da, <laughs> hani belki oradan yırtabilirsin. Okurken de evlenmek o da ayrı bir bence bir konu. Ama konumuz hayvancılık olduğu için, konumuz hayvancılık biz çiftçi hayvancılık. TV'den <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> 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 ee, olay şu. 22 yaşındasınız. Ee, babalarınızın maddi durumu yani ortalamanın üzerinde diyelim. Evet. Hani en nihayetinde size bakabilecek veya sizin en azından harcamalarınızı e, kurtarabilecek şekilde bir kazançları muhakkak vardır. Ama sizi 22 yaşında, özellikle biriniz evli biriniz evlenme zamanındayken, üretime iten Koyunculuğa iten faktörler neydi? Yani e, bu konuda Mustafa'yı biraz koyunculuğa çeken, hayvancılık yapmaya çeken iki etmen var. Biri e, benimle beraber ortak olarak bu işe girebilecek olması ve e, hani burada da köyde kendilerine, dedesine ait bir evin olması ve e, köyde uygun çadırı kurabileceğimiz boş bir arazimizin olması gibi etmenler vardı. Onun haricinde benim için çocukluktan gelme bir heves. Yani ben çocukluğumdan beri hayvancılık yapmak istedim. Hayvanlarla uğraşmak istedim. Aslında temelde bir veterinerlik düşüncem vardı ama hayvanların sadece sağlığıyla hastalandığı zaman uğraşmak yerine hayvanın her şeyiyle yani içeride hayvan olmasa bile o bölgenin kurulumu, hayvanın neye ihtiyacı olduğu, hayvana ne vermemiz gerektiği, nasıl beslememiz gerektiğine dair Hani hep böyle bir hevesim vardı ve zootekniğe iten beni buydu. Veterinerlikten ziyade zootekniğe iten buydu. Ee, bu işe hep girmek istedim. Mustafa önüme böyle bir imkan çıkardı. Çünkü öğrencilik hayatımda yalnız başıma böyle bir işe girmem mümkün değildi. Ee, hani okuyacak mıyım yoksa hayvana mı bakacağım bunu bilemezdik. Bu yüzden Mustafa bana böyle bir teklifle gelince hatta en başta ortak olarak gelmedi. Hani bize bir akıl ver sen daha önce çalıştın zootekni okuyorsun hocalarınla falan bir görüşsek dedi. Dedim ki ya senin böyle bir düşüncen varsa ortak girelim dedim. İşte 20 hayvan alıp daha küçük bir çadır yapacağımıza daha büyük bir çadır yapalım. 40 hayvan alalım. Hani hem ikimiz gücümüzü birleştirerek büyüyelim dedim. Burada işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Bizim ilk yıl çok büyük bir aslında kar beklentimiz yok. Çok lüks bir hayat beklentimiz de yok. Biz bir yıl boyunca en düşük bütçelerle nasıl hayatımızı yaşarız? Bir yıl sonra hayvanları biraz büyüttükten sonra evet biz bu işi yaptık dedikten sonra evet biraz daha para kazanmaya başlayabiliriz. Ama ilk bir yıl için ikimiz de ailelerimizle görüştük. Bu bir yıl boyunca para kazanamayacağımızı, hayvanlara yem vereceğimizi, hayvanların doğum yapacağını doğum yaptıktan sonra kuzuları sattığımızda bizim artık elimize para geçeceğini bu bir yıl boyunca bize bakabileceklerini, hani bakar mısınız diye sorduk. Onlar da tabii ki dedi. Yani biz zaten en başından beri biz üretim yapacağız, iş yapacağız dediğimiz zaman hani destekçilerimiz oldular. İşte ben çocukluğumdan beri sürekli iş yaptım. Mustafa çocukluğundan beri sürekli iş yaptı. İkimiz de sürekli sanayilere gittik, şey yaptık. Aynı işletmelerde çok bulunduk. Birlikte karşılıklı çok çalıştık. Dedik ki biz çalışıp başkalarına para kazandıracağımıza kendimiz iş yapalım, kendi işimizi yapalım. Biz bugün ne kadar çok kendimizi vererek çalışırsak o kadar çok kâr edeceğiz. Yani bugün burada yaptığımız her iş, bugün burada attığımız her adım bize geri dönüş yapacak. Kesinlikle. Biz başka bir insanın yanında çalışırken yapacağımız ne kadar efor sarf etsek de o maaşın üzerine çıkamayacağız. Belki işte ileride primler alabilir, şey yapabilir, biraz daha yükseltebiliriz şeyimizi ama iş bizim değil. Biz farklı birileri için, kendimiz için değil başkaları için çalışıyor olacağız. Biz burada kendimiz için çalışıyoruz. Bizi de en çok motive eden durum bu burada. Özellikle biz bu işi yaparken hani çok basit bir şey söyleyeyim. Biz bu çadırın altına, çadırımız sağlam olsun, biraz daha iyi olsun diye çerçevesine bir beton dökeceğiz ve bu betonla ilgili fiyat aldık. Dediler işte yüksek bir meblağ çıkarttılar bize. Biz de dedik ki biz bunu kabul etmeyiz yani. Ne yapacağız o zaman? Beton dökmeyecek miyiz? Çadırımız daha mı dayanıksız olsun? Ondan sonra Mustafa ile aldık elimize iki tane kürek. Karmaya başladık betonu. Elimizde beton karıyoruz, demirleri kesiyoruz, döşüyoruz içine. İnternetten bakıyorum betonu nasıl karmamız lazım, nasıl daha sağlam yaparız. İşte çevresine kalıp tahta çakacağız. Etraftan bulduğumuz tahtaları söküyoruz falan buralara kalıp tahtası çakıyoruz. Hani kendimize biz açıkçası bir haftada 16 bin lira kazanmış olduk. Neden? Çünkü o çerçeve betonu kendimiz döktük. Demirini Tabii. hurda demirlerden kullandık. Şimdi yani şunu, kazanıyoruz bir şekilde. Şunu direkt söyleyebilirim ki, iyimser anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ee, siz benden 10 yıl önce öndesiniz ve kıskanıyorum. Niye 10 yıl öndesiniz? Ben 30, hatta 10 yıldan da daha 8-9 yıl daha öndesiniz. Ben 30'lu yaşlarda böyle bir üretim sevdalısıyken bu işe girdim. Siz 22 yaşında girdiniz. En büyük destekçiniz birbirinizsiniz. Benim yanında bir destekçi yoktu. Hani gerçekten de senin şu düşündüklerinin hepsini ben de yaptım. Hani o pahalı dendi ben yaparım bunu dedim. Girdim vesaire vesaire. Ama burada önemli olan olay ee, size daha önceden de konuştuğumuz mevzuda şuydu. Şimdi birazdan evdeki hesap çarşıya uydu mu sorularını da yansıtacağız ama. En başından söylemek gerekirse önünüzde bir yıllık bir hedef koydunuz ya. Bu bir yıllık hedef sürekli söylüyorum bunu e, uzun bir süre. Yani bir yıl geçtikten sonra hiçbir süre ama bir yıl öncesinde bir yılı düşünürken önünüzdeki bir yılı düşünürken çok uzun bir süre. E, ben özellikle hani kuzu toklu sınıfında almamanız yönünde de size birkaç tane böyle örnek vermiştim ama. Furkan'ın her zamanki yaptığı şeyi söylüyorum buradan herkes de duysun. Furkan bir soru soruyor verdiğiniz cevap Furkan için önemli değil. Çünkü Furkan'ın aklında bu sorunun cevabı var zaten. Sizi kendini şey yapmak için, tasdik ettirmek için o soruyu soruyor sanki. Bir şey söylediğiniz zaman da hemen... Tabii tabii, tabii. Gardını, gardını kaldırıyor. Ya en baştan beridir, abi bunu böyle yapsak olur mu? Ya bunu böyle yapmasan şu, ama abi bu böyle böyle, böyle diye. Ee, ama en nihayetinde bak ne güzel. Hani konuştuğumuz günlerden sonra böyle bir ortamda beni burada misafir etmeniz bile beni mutlu etti. Ee, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür Şimdi, ederiz. Şimdi e, olaya şuradan başlayalım. Barınaktan başlayalım. Güncel maliyetleri de. Bu arada biz yatırıma start vereli ne kadar süre oldu? Kaç ay oldu? İlk ödememizi bir ay önce falan yaptık. Hemen hemen bir ay önce yaptık ilk ödemeyi. Bir ay önce biz yani e, Bizim hesaplarımız en azından bir aylık enflasyona göre. Biliyorsunuz ülkemizde bugün aldığınız fiyat yarın değişebiliyor, artabiliyor. Ama biz bir ay, bir ay önce buraya start verdiğimizde e, çadırımızın ölçüsü neydi? Özelliklerine ne kadar amal ettik? 12'ye 24 bir çadırımız var. Yan taraflarda yani biz şu an için hazır değil tam olarak hani e, ilk başladığımızda daha düşük maliyeti olsun diye sadece ihtiyacımız olan kısmı yaptık. Normalde arada bir yürüme hmm. yolumuz olacak. Bu oluklardan aynı şekilde karşı tarafta da olacak. Ya şu andaki yaptığınız olay son derece çok güzel bir olay. Neden? Küçük sermayelerle başladınız ki kendi kendinizi de yormuyorsunuz şu anda. Yani buradan bir beklentiniz de yok. En büyük hayvancılıktaki en büyük sıkıntılardan birisi yatırımınızı bugün yarıp yarın beklenti istemek. Evet biz orada işte o beklentiyi en baştan yendik. Yani dedik ki biz bir yıl para kazanamayacağımızı biliyoruz. Hatta, Hatta daha sonra bir da belki kazanırız. Evet. 2 yıl, 3 yıl sonrasında biz kâra geçersek hı hı. hani o, kâra, kâra geçersek en azından bir yıl sonra kendi yemeğimizi alabilecek bir duruma gelebilelim. Daha sonra 2 3 yıl sonra biraz daha rahat yaşamaya başlayabiliriz. Yani e, hedefimiz şu an bu yönde. İşte ya günümüzde şöyle durumlar var. Krediyle şey elindeki nakit parayla yer yaptırıp krediyle hayvan alıp ondan sonra kredi borcunun ödemesi geldiğinde hala gelir olmadığını gördüğü andan itibaren krediyle aldığı hayvanı nakit olarak satıp kredi borcunu ödemeye yönelik plan program yapan işletmeler veya üreticiler var yani. Bunlar sıkıntılı bir durum. Ee, yine aynı şey. Siz bugün 100 tane hayvan alamaz mıydınız? Kredi de çekerdiniz, evet. babanızdan da alırdınız bir şekilde alabilirdiniz. İşte, e, sen... Yani şu anda her önüne gelen kişi özellikle yani burada da aynı şekilde geliyor ya diyor kredi var ondan sonra ya diyor devlet teşvik veriyor. Böyle bir şeye biz hiç rastlamadık. Ne devletin bir teşviği var yani yardımı var ama bir teşviği yok. Bu çadırı biz 50 bin liraya alacaksak normal şartlarda Devlet teşvik veriyor, 100 bin lira oluyor. Daha sonra bizde, bizden zaten gene yani evet, ülke genelindeki <laughs> e, işin içinde devlet varsa fiyat yüksektir mantığının aslında bir örneğidir bu. Her da. önüne gelen yani görüştüğümüz herkes bize diyor ki ya devlet teşvik var niye almadınız ya kredi var neden almadınız işte şu şöyle bu böyle herkes akıl veriyor ama işte bir bunun iç boyutu da var o iç boyutuyla biz biraz daha hareket ettik. Çok güzel. 12-24 Evet, çadırımız var. 12 24 çadır. Isı yalıtımlı, çadır, ısı yalıtımlı. Makaslı kısmında, sistem. makaslı sistem. Üst kısmında e, 5 santim cam yünü ve cam yününün yanı, yanında da folyolu bir yalıtım var. Yan kısımlarda cam yününün içerisine fare girmemesi için e, balonlu bizofol dedikleri e, bir malzemeden kullandılar. Ön ve arka kapı kısımlarında yine yalıtımımız var. Bu bölgelere yalıtım yapılmadığını duyduk ama biz buralarda yalıtım istedik. Şu an bulunduğumuz mevki çok yüksek rüzgar alan, kışları sert geçen bir bölge. Bu yüzden yalıtıma biraz önem verdik. Bu konuyla ilgili sağ olsunlar gerçekten yani üniversitemdeki hocalarıma her zaman gittik. Her zaman bizi kabul ettiler. Hiçbir zaman boş göndermediler. İşte barınak derslerine giren hocamla görüştüm. Hocam dedim biz böyle bir barınak yaptıracağız nasıl yapalım? İşte bize dedi zemin alanının şu kadarı kadar. Ve şu yükseklikte pencerelere ihtiyacınız var. Şu kadar pencereye ihtiyacınız var. Pencerenin açılış yönü şu olsun. Daha önce kendilerinin yaptığı işletmelerden biz şöyle yapmıştık iyi oldu gibisinden. Geri dönüşler aldık hep hocalarımızdan. Burada 10 tane penceremiz, 3 tane mahya bacamız var. Ee, yan taraflarda kapı üstlerinde penceremiz normalde olmayacaktı. Birçok çadırda kullanmamışlar bunu. Biz bunu istedik özellikle. İçeride bir hava akışı, yukarıdan bir hava akışı istedik. İşte yandaki pencereleri e, açtırdık. Bu konuda köylüden bayağı şey yedik. Yani yapmayın. O kadar pencereyi niye açtınız? Çadırı kuranlar bile aynısını dedi. Yani dedi hayvanı ceyrana kaptıracaksınız. Hayvanlarınızı öldüreceksiniz. Açmayın pencereyi. Yani biz burada Mustafa'nın dedesi sürekli gelir mesela. Ben pencereleri açıp gidiyorum burada. İçerisi havalansın, ferah bir hava olsun içeride. İşte akşam ben kırdan döndürüyorum hayvanları bir bakıyorum pencerelerin hepsi kapalı. Niye kapatmış? İşte hayvanlar ceyrana kapılacak. Ya biz pencerelerin açılış yönünü çalıştık. Biz pencerelerin yüksekliğini çalıştık. Mahya bacalar bu pencereden gelen havayı çekecek mi çekmeyecek mi çalıştık. İçeride işte rüzgar esiyor mu ateş yaklık şey yaptık denedik. Sen ne anlayacaksın 22 yaşında adam Biz 22 yani. yaşında adamız. Bundan 35 sene önce yaptıkları bir koyunculuk olmuş böyle kısa süreçli. Hayır hayvanı Ceyrana kaptırırsınız. Yine kapatıyorlar. Yine kapatıyor. Şu an açık mesela. Ben biliyorum ki bugün akşam gelince kapatılacak buna. Ben, ben tekrar da tamam. açacağım. Yani yani onların da illa ki tecrübeleri var. Bize bizim başarısız olmamızı onlar da istemezler. Ama mesela bu pencerelerin bu açılma yönü, ondan sonra mesela burada oturuyoruz. Hani size bir rüzgar esiyor mu bilmiyorum ama ben hatta burada aksine terliyorum büyük kapımızın açık olmasına rağmen. Bununla ilgili şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Ramazana da selam olsun. Ramazan var ola. Evet. Sonuçta onun da yapmış olduğu bir işletmedeyiz şu anda. Gerçekten bize Biz, çok ben, yardımcı oldu. Ben ilk de ben de çadırla başladım. Benim de çadırım vardı. İnsanların ee, insanların aklında şöyle sıkıntılar var bu konuyla ilgili. Onları da aslında açıklık getirelim. Ben hiçbir zaman geleneksel hayvancılığa karşı değilim. Geleneksel hayvancılık yapan çoban abilerimizin, amcalarımızın da Hatta ablalarımızın teyzelerimizin de tecrübeleri benim için çok çok daha fazla önemli ama gelişen sistemde çadır yapının artık kolay kurulum e, maliyetleri yine belki güncel maliyetleri konuşacağız şimdi daha artmıştır uzun zamandır bir herhangi bir maliyet hesabı yapmadık ama maliyetleri bir azdı e, Bunun dışında, Bugün burada olmayabilir, yarın bunu buradan söküp başka bir yere götürebilirsiniz, yerinizi değiştirebilirsiniz. Taşınabilirliği. Yani taşınabilir, daha büyük bir yer bulursunuz, bunu ye yemlik olarak kullanabilirsiniz, otluk olarak kullanabilirsiniz. Hayvancılık yapmıyorum dediğinizde burayı farklı tarzda değerlendirebilirsiniz, bunu satabilirsiniz. Hani bu yönlerde ki ısı yalıtımı da bunlardan ısı şey yalıtımı da bu aslında en büyük güzelliklerden birisi. Şu anda e, bugün Kaç Temmuz 29 Temmuz bu? Bugün 30. Bugün 30 Temmuz, Temmuz 2022 Konya'nın e, yani şeyindeyiz. Çöl demeyelim de buraya. Tamamen <laughs> çöl diyebiliriz. Yani tamamen e, düzlük bir arazi ovasında e, güneşin bağrındayız ve biz burada içeride çok rahatlıkla oturabiliyoruz. Ha şimdi belki diyecekler orada hayvan sayısı az vesaire gibi ama zaten bu hayvan sayısına bu pencereler çok olabilir. Ama ilerleyen yani çokluğu da zarar vermez zaten de. İlerleyen zamanlarda buradaki hayvan popülasyonunu yüzlere yüz ellilere çıkardığınızda yeterli olabilecek kapasitede bir yerdeyiz halbuki siz bu kadar yatırım yapmanıza ne gerek var? İşte şuradan çevirseniz. Ha, bizim Bu kadar da, da yeterdi. Yani bize 10'a 10 bir çadır da hatta 10'a 10 bir çadıra gerek yoktu. 10'a 10 bir yer çevirseydik. Kesinlikle, o da bizi 2-3 yıl Kesinlikle ama e, ileriye yönelik yaptığınız bu ileriye yönelik yaptığınız bu yatırımda inşallah e, muvaffak olursunuz. E, aslında Furkan'ın en baştan beridir sürekli kitap üzerinden konuşması beni ne kadar rahatsız etse de bu Bunun gerçeklik payına ilerleyen zamanlarda kendinizde göreceksiniz. Hani ben gerçekten de sizi takdir ediyorum. Hani biriniz bu işe alaylı yönden girip biriniz mektepli yönünden devam edip e, orta noktada buluşmanız mutlaka ki size çok büyük tecrübeler kazandıracaktır ilerleyen. Ki yaşınıza büyük saygım var. 22 yaşında plajda eğlenen, diskoda, barda eğlenen, gençlikten öte burada koyun güden, elinde ee, çoban sopası olan gençlik bizim işimize lazım olan. Yani biz de genciz ama bizim arkamızdan gelecek jenerasyon 22 yaşındakilere örnek alması çok daha güzel olur. Ee, konuyu dağıtmamak üzere söylüyorum. Çadırımızın maliyeti nedir? Ya bizim aslında çadırla alakalı bir fiyat vermemiz şu an ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü çadır konusunda biz Furkan'la beraber, hatta işlerimizi de alıp Ankara'ya gittik. Ramazan varol bizi orada hani bir ...biz müşteri olarak değil de kardeş olarak gittik. Hı hı. Ramazan abi de sağ olsun bizi orada bir abi olarak ağırladı. Beraber oturduk bir gün boyunca tamamen onunla beraberdik. Hani yemek yedik oturduk tamam çadır hakkında da konuştuk. Normal genel güncel şeyler hakkında da konuştuk. Ee, yani bize fazlasıyla yardımcı oldu. Mesela yan kapılarımız ekstradan fazla pencerelerimiz bunları hani bize hediye olarak kendisi verdi. Bizi desteklemek Ramazanın için. Ramazan'ın gönlü zengindir herkese hediye verir. Bizi desteklemek evet. adına, yani biz de 22 yaşında Türkiye için üreten, hani Türkiye'de şu an üretim oldukça az, evet. biz bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Hani bu konuda da Ramazan Bey'in bize çok fazlasıyla bir desteği oldu. Ne kadar maliyet? Yani e, maliyetimiz şöyle söyleyeyim, 125 bin liraya gelip kurulumu tamamen bitti. Yani beton, geldiler kurdular. Beton falan hariç Yok, değil mi? Yok, beton hariç. Yani biz... Çadır anlaşmasında zemin ayarlanması bize aitti, kenar topraklaması bize aitti. Zaten birçok şirketle görüştük, birçok çadırcıyla görüştük. Hepsinde aynı şeyler, aşağı yukarı benzerler. Bunlar bize aitti, çadırı geldiler, kurdular, hallettiler, pencereleri açtılar, kapıları açtılar. Bütün işi tamamladılar ve gittiler. Bize bunun tamamı 125 bin TL'ye mal oldu. Evet. Dediğim gibi işte çadırın ödemesini yok bir ay değil iki ay öncesinde falan başladık. İşte bir ay önce de çadırımız kuruldu ödememizi tamamladık. İşte e, burada yaptığımız şeyler kenarına bir 30 santim genişliğinde 30 santim yüksekliğinde içerisinde demirler bulunan bir beton döktük. Çerçeve beton. O Çerçeve da, beton. Özellikle onu da açıklayalım. Bu, burası e, makaslı bir sistem olduğundan dolayı mukavemiyeti yüksek, yani kar, rüzgar, fırtına gibi e, olaylarda mukavemeti yüksek olduğundan dolayı çadırların ayaklarını sağlamlaştırma namına çerçeve beton atıyoruz. Aşağıdan su girmesini önlemek için gibisinden, kapıların işte oynaması, evet. çadırın oynamasını engellemesi adına bununla ilgili fiyat aldık. 16.000 TL fiyat çektiler. Demirini biz, elimizde işte demirler vardı, inşaatlardan kalanlar falan. Bunlardan kalanlarla tamamlarsak dedik 16.000 TL fiyat çektiler ama biz bunu ödemedik. Biz kendimiz elimizde 2-3 torba işte çimento aldık. Kaç zannediyorum 5 torba çimento kullandık. 5 torba çimento ile burada kenarda eskiden kalma bir e, beton kumu varmış. O beton kumunla kendimiz kardık kardık döktük. İçine demirini döşedik güzelce kalıplarını çaktık. E, gelen çadırcılar da betonun düzgün olduğunu, güzel olduğunu söylediler. Hani sağlam yapmışız Makineyle mi döktünüz? Evet makineyle mi döktünüz diye evet, mi döktünüz Ondan sonra, sonra hayvancılığı bıraktık oldu. betonculuğa başladık. <gülüyor> <valla>. <gülüyor> e, altına sıfır numara inşaat şantiye kumu diye bir malzeme öğrendik. Bu malzeme yıl geçtikçe zaman geçtikçe malzeme hareket ettikçe sıkışıp beton gibi etki yapan drenaj yüksek bir malzeme. Aşağıdan su gelmesini falan önleyen bir malzeme. Kolay kuruyor üzeri kolay temizleniyor. Bu malzemeye e, kaç bin lira vermiştik? 4000 4000 TL civarında nakliyesiyle beraber biz buraya 70 ton kum döktürdük. Ee, da çok güzel bir uyguna evet yani da e, için... bu bölgede taş ocakları var. Bölgede taş ocakları olduğu için nakliyesi uyguna geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ülkemizin şu anki işte benzin yakıt fiyatlarını biliyoruz. Biz yarısını yakıta yarısını Kuma verdik. Yani normalde bu kumun kendi ederi 2 bin liraydı. Hı hı. biz yakıtına da 2 bin lira vermiş olduk. Hani ne, ne iki kamyon şey geldi, kum geldi buraya sadece. Ahırı yaptık, zemini hazırladık. Zemini hazırladık. Şimdi arkamızda bafra koyunları var. Evet. Ee, aslında e, bugün biz koyunculuk namına hem insanların e, sizi görüp teşvik olması için bu programı gerçekleştiriyoruz. Hem güncel maliyetleri konuşmak için biz bu programı gerçekleştiriyoruz. Bir de bu yan öte yandan Bafra koyununa da girmek lazım. Ben de Bafra'yı sürekli televizyondan veya internet ortamından görüp takip ettiğim ama ilk defa canlı olarak gördüğüm bir hayvan. Ee, şimdi sizinle Bafra koyunluğunun verimliliğini sadece kitap üzerinden konuşabiliriz. Çünkü siz de yenisiniz veya siz de duyduklarınızı bize anlatacaksınız. O yüzden ben koyuna burada mümkün olabildiğince programların sonlarına doğru koyuna geçmek istedim ki e, aslında bir yönden de başlamak lazım. E, neden Bafra? Neden Bafra? Veya şöyle yapalım. Maliyet konuşurken hayvanlarımıza kaç para ödedik onu da konuşalım. Sonra Bafra'ya geçelim konuyu bölmeyelim. Hayvanlar bize tanesi 3750 civarına geldi. 40 tane hayvan aldık, 39 dişi bir erkek. Aynen. Toplamda ee, 150 bin, 150 bin lira, 150 bin, bin gibi bir rakamı hayvanlar ödedik. Evet. Yani biz şu an, bugün Türkiye'de bu işi yapmak isteyen insanlar için şunu söylememiz lazım ki, aşağı yukarı burası 300 bin liralık bir yatırım. Evet. Hemen hemen. Yani. Dışarıda yaptığınız işlemler olsun yani Burası yemiyle, olsun şeyiyle, Yemliklerimizle Kullandığımız her türlü Artı 10 demek mm kaydıyla 300 bin liralık bir işte yatırımdan bizim bahsediyoruz 310 liralara 320 liralara Falan denk geldi Şimdi bunu kıyaslama açısından söylüyorum Bugün ülkede 450 bin liradan aşağı sıfır araba yok Hatta 400 binden aşağı sıfır araba yok Bugün ülkede Bir ev almaya kalksanız 500 bin liradan aşağı bir ev yok. Onu da bulamayız yani. Bugün, 500 bine de zor. bugün bu ülkede ee, bir iş kurmaya kalksanız, sıradan bir iş kurmaya kalksanız ancak bu rakamlara kurabilirsiniz belki. Ama bütün bunlardan öte bu ülkede düğün yapmaya kalksanız belki 500-600 bin liralar paralar harcayacaksınız. Belki bu paraları harcarsınız ona da ben bir şey diyemiyorum. Ama buradaki dikkat etmek istediğimiz olay, buradaki temas etmek istediğimiz olay şu. Bu ülkede iki tane genç delikanlı var ki anti parantez belirtmek gerekirse sizin gibi gençlerin de çok fazla olacağını olduğunu da biliyorum. Sadece biz sizi gün yüzüne çıkmış olarak görebiliriz yani. Bu ülkede iki tane 22 yaşında genç var ki 300 bin liralarını tatile, arabaya, eve, eğlenceye değil, ülkenin çıkarları doğrultusunda üretime harcadı. Ben bu yüzden biraz önce hani kıskanıyorum cümlesini açıklamamız gerekirse bu yüzden kıskanıyorum. Neden? Ben sizin kafanızı 30 yaşında yaşadım. Siz 22 yaşında bu kafadasınız. Tebrik ediyorum sizi her şeyden önce. Şimdi neden Bafra? Maliyetleri tamam bitirdik. 300 bin liraya biz bu işletmeyi kurduk. <laughs> bu, konu, bu konuyu çok fazla insana anlattık ve artık... o insanlardan birisi de benim değil <laughs> evet, mi? Evet. Yani bir de bu konunun bir başlangıcı var böyle. Hani bu konuya böyle biz üniversitede benim bir profesörüm olan Sayın Boztepe. Selam, ee, selam olsun hocama. Hocamın yanına gittiğimde ilk orada duyduk Bafra'yı. Buradan başlayan bir süreç var. Tabii ben şimdi kısa keseceğim. E, vaktinizi çok almayın. E, Sayın Hoca ile görüştük. Bize Bafra güzel olabileceğini söyledi. E, kendisi normalde Akkaraman'ı çok sevdalı bir insandır. Akkaraman'ı gerçekten milliyetçiliğini yapar Akkaraman'ı. Bu arada Konya bölgesinde de Akkaraman ve Sivas... Hani e, %80'lik bir popülasyonla şu anda, evet. en, en, en üstte sıralarda evet. bunlar yer alıyor. Yani e, Damızlık Birliği'nden aldığımız heriye göre %85'in üzerinde bir Akkaraman Kangal popülasyonu evet. var Bugün şu anda. Bugün Konya'da inşallah bir Akkaraman sürüsü de çekeceğiz. Bundan sonraki programımızda da Akkaramanı o programda da izleyebilirsiniz. Ben de aslında e, sözünü kestim özür dilerim. Ben de aslında e, meraklıyım hani yerli ırklar konusunda ki Konya Damızlık Birliği'nin Akkaraman Islaheli projesi, halk elinde evet. İsrail projesinde Akkaraman koyun ırkını işlediklerini de biliyorum güzel yerliliklerimiz var ki Bafra da bunlardan birisi aslında ben sizden birazcık da dediğim gibi Bafra'nın kağıt üstündeki nereden geliyor nereye gidiyor ne tür özellikleri var ben sizden onları duymak istiyorum ama her zaman şunu söylüyorum ülkemizde çok güzel ırklarımız var. Ben hiçbir zaman yerli ırkı şey yapmam ki ben size de e, yine yerli ırk teklif etmiştim. Hani evet. bir, Siz bize şey kıvırcı kıvırcı ben tavsiye etmiştim. Hani evet biz ildo Frans yapıyoruz, folk yapıyoruz, merino şaf yapıyoruz vesaire ama e, sonuçta ülkemizin yerli ırklarının da hem ıslah hem de sürü devamını yapabilmemiz için hem de onların verimliliklerine göre savaşabilmemiz için ben yerli ırkları da tavsiye ediyorum herkese. Yerli ırklarla da ilgili işleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi Bafra nereden geliyor onu şey yapalım. Ee, Bafra Türkiye'de geliştirilmiş bir ırk. Ee, Sakız ırkının %75 kanını ve Karayaka ırkının da %25 kanını taşıyan bir ırk. Kuyruksuzluğu, bu vücut yapısı genel olarak şeyden geliyor. E, sakızdan geliyor ama e, iklim uyumluluğu, ortam kabiliyeti, yeni yer değiştirmelerde yaşadığı problemlerin az olması gibi konularda Karayaka'dan alıyor. Eee bilirsiniz Karayaka'ya zaten şey diyorlar. E, Karadeniz'de gıcık koyun falan diyorlar böyle. Her Normalde evet, arazi şartlarında her türlü arazi şartlarında yaşayan, yılda bir kuzu verip o kuzusunu yaşatan bir koyundur. E ee, sakızla melezinden Bafra ırkı çıkıyor. Bafra ırkı işte yününü, şeyini görüyorsunuz zaten. Genel olarak beyaz. Ağız ve göz civarında siyahlık, siyah lekeler kulakta, siyah lekeler ve ayaklarda siyah lekeler var. İkizlik, üçüzlük oranları çok yüksek bir ırk. Yani e, biz birçok kitabı veride 1.7 olarak gördük ve birçok işletmeyle görüştüğümde yeni başlayan işletmeler 1.7'yi yakaladıklarını söylediler. Biz de kendi hesaplarımızda 1.7 üzerinden gidiyoruz. Ama e, dediğim gibi biz üniversitede başka hocalarımızla da görüştük. Bizi başka insanlarla tanıştırdılar. Bafra yapan insanlarla tanıştırdılar. Buradan tekrar bize her türlü desteği veren bir Dağ hocamız var. Profesör. E, ona da buradan e, yani saygılarımı, Selam selamlarımı sunuyorum. <laughs> e, bize her konuda destek verdiler ve biz NİDE'de bir işletmeyle görüştük. Bize çok güzel değerler verdiler. İşte 1 litre süt alabildiklerini, 100 gün süt alabildiklerini, sağabildiklerini söylediler. İşte iki buçukları geçtiklerini ikizlikte söylediler. Yani 100 koyundan 250 kuzu aldıklarını falan bahsediler. Biz inanmadık açıkçası. Dedik ki olmaz yani Bafra'yı adam satmak için uğraşıyor. Daha sonra e, bu işletmeyle görüştük. Dedik ki ucuz işçiye ihtiyacınız var mı? Aradık adamı. Al Yanına çoban olarak gelelim mi dedik? Biz bir hafta yanında çalışalım dedik. Bir seni görelim. Gittik yanına sağ olsun bizi orada misafir etti yanında çalıştık. Kırkım yaptık, sağım yaptık, hayvanların doğumlarını gördük. Doğum yaptıktan sonra işte bireysel bölmelere bölmüşler. O bölmelerde kaç kuzu olduğunu, ananın yanında kaç kuzu olduğunu. işte yakılan kuzular, başka analara yakılan kuzuları falan gördük. Merak kabiliyetini gördük. Merak kabiliyetini gördük. Meradan nasıl yararlandığını gördük. Ve orada evet bir litre süt alınabildiğini gördük. Eee altız doğuran bir kuzuları vardı evet. ve altısı da yaşıyordu onu gördük ee, doğum oranlarını genel gördük kendisi böyle çadırın ufak bir çadırı var onun zamanında yaptırmış daha sonra çok küçük geldiği için sonra büyütmüş etrafa doğru. O çadırın içerisinde yaptığı kocaman bir beyaz tahtası var. Bütün hayvanların tek tek kaydı var. Hangisi, ne zaman doğurdu, kaç doğum yaptı, öldü mü, kaldı mı, ne zaman ilaç vurduk. Onların kaydını tuttuğu bir tahtası var. Evet. Doğum ağırlığı, doğum ağırlığı ne kadar ilerlemiş bunları gördük orada. Ve bunları inceledikten sonra adamın verdiği değerlerin doğru olduğunu, şişirilmediğini... Ve gerçekten biz de buradan kar edebileceğimizi gördük. Daha sonra ben Antalya'da Bafra işletmesine gittim. Başka bir Bafra işletmesine. Orası süt yönlü değil, damızlık yönlü ilerliyordu. Biz Nide'de gördüğümüz en büyük problem hayvanlar aşırı zayıf, göze hitap etmeyen hayvanlardı. Yani e, kemikli görünüyorlardı. Böyle hani kurbanda çıkarttığımız zaman insanın gelip de ya sen buna kurbana bunu kestireceksin. Yani ben bunu kesmem diyecekleri hayvanlardı. Ee, ...bunu gördükten sonra ben Antalya'daki işletmeyi gördüm. Onlar besi üzerine gidiyorlardı Bafra'da. Ve şunu gördüm. Oradaki hayvanlar inanılmaz randımanlı. Çok güzel kilolanmış, çok güzel görünen hayvanlar. Dedim ki bu hayvanlar demek ki bakım yönüne göre... ...kendini adapte edebilen, bakım şekline göre... Ee kendini ilerleten hayvanlar. Yani biz bu hayvana bugün ne verirsek yarın onu alacağımızı orada görmüş oldum. Şu anki projemiz de onun üzerine ilerliyor. Burada süt mü yapalım, daha çok işte besiye mi ilerleyelim mi? Aslında biraz doğumdan sonra göreceğiz. Biz doğumu aldıktan sonra sağım yapacağız. Sağımda bakacağız. Alabiliyor muyuz bir litreler? Bir litreleri geçebiliyor muyuz veya? 1 litreye yaklaşabiliyor muyuz? Bunu gördükten sonra diyeceğiz ki evet biz sağım yönüne yönelmeliyiz. Biz sütçü olmalıyız'a yöneleceğiz. Eğer ee, alamadık, 1 litre sütleri göremedik. O zaman da kuzularla anneleri çok daha geç ayırıp kuzu büyütüp besiye çekmeye çalışacağız hayvanlarımızı. Göçü yolunda düzeltmek olacak bu da bizim Kesinlikle. Göç <laughs> yolunda düzeltir diye ben size demiştim. Benim kendi sözümü bana sattılar şu an. <laughs> Yok gerçekten ya yani biz konuştuk. Isparta'ya kadar da geldiler ki o zaman da size söylemiştim, takdir ettim. Çünkü herkese biz onu söylüyoruz. Bu işte gezmede harcayacağınız para aslında iş, işletmeye bir sermaye olarak geri dönüyor. Oraya gidip doğruyu bulabilmeniz, bu hayvanları yerinde incelemeniz, Antalya'dakiyle kıyaslama yapabilmeniz, fikir almak için Isparta'ya uğrayabilmeniz, ya yani bunların hepsi Belki sizin o zaman 500 liralık, 1000 liralık, 2000 liralık bir yakıt masrafınız veya konaklama masrafınız vesaire gibi veya iş gücü masrafınız gibi size dezavantaj sunacak şeyler gibi gözükebilir ama en nihayetine siz e, o yakıt parasıyla tecrübe satın alıyorsunuz. Yani doğru yönlendiren insanlarla da Allah karşılaştırsın her zaman. Çünkü e, görüyoruz e, gerek sosyal medyayı iyi kullanan, gerek reklam camiasında çok iyi işler yapıp da insanlara sadece para kazanma namına e, yanlış mallar satan, insanların istediğine göre değil, kendi elindekine göre mallar e, satmaya çalışan kişileri de görüyoruz. E, takdir ediyorum sizi. Gerçekten de inşallah abi kardeşliğimiz de baki olur. Ne zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun benim yapabileceğim bir şey olursa her zaman kapım açık. Ya Ki size de başladım. o samimiyeti verdiğime inanıyorum. E, telefon konuşmalarımızda veya Furkan'la bir araya geldiğimizde Benim inatlaşmalarından da yola çıkarak e, Aslında programın da yavaş yavaş sonuna geldik e, Geçmez dediğimiz program geçti e, Son cümlelerinizi de bir alalım İnşallah verimlilik esasına dayalı olarak Bir yıl açtığımızdan sonra Tekrar burada Cıvıl cıvıl kuzuların içerisinde Ondan sonra veya işte ne bileyim Tam e, hazır Hazır halde, hazır halde. Furkan ben sana demedim mi cümlelerinin yanında <gülüyor> <gülüyor> yok ya inşallah yani Allah sizin gönlünüze göre versin yanılan biz olalım bazı <gülüyor> konularda <gülüyor> vallahi bak ben mutlu olurum biliyor musun ve ben de şunu derim emin ol isminizi de geçirmekten hiçbir zaman şey yapmam ben de derim ki ya ben bu çocuklara arkadaşlar bu böyle olmasa böyle olsa daha iyi olur dediğimde helal olsun ha. çocuklar beni dinlemediler böyle oldu daha iyi oldu Bak ben bunu mutlulukla söylerim. İnşallah da o günleri görürüz. Evet Mustafa'cığım, evliliğinde şimdiden söylüyorum, evliliğinde mutluluklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayvan seven bir eşle, hayvan seven bir e, erkek adam yani daha doğrusu evlilik yapan insanların mutlu olacaklarına adım gibi eminim. İnşallah mutluluğunuz daim olur. İnşallah. Senden de son cümleleri alalım. İşte e, ben aslında şunu söylemek istiyorum. En başından beri bize hani sürekli destek olan fakültedeki hocalarımız. Ondan sonra bu işte çadır, siz, ne bileyim, hani gidip gördüğümüz yerdeki veya anlattığımız yerde bize destek olan herkese hani öncelikle bir teşekkür ediyorum. Hepsinin adına ben teşekkürü kabul ediyorum. Allah yani yani. E, aslında benim de en başından beri de hayalim buydu. Yani ben bir dönem e, Gümüşhane Üniversitesi'nde hani okumak için bir tarih bölümü okuyordum. İlgim vardı o bölüme tarih bölümü okuyordum hani o sırada bile benim hani hocalarla girdim diyorlar hocam ben bir şeyler öğrenmek adına hani hobi olarak okuyorum daha sonra köyde böyle kendi başıma ufak tefek bir organik hayat benim amacım bu diyordum hani ee, daha sonra işte buraya geldik Selçuk Üniversitesi'nde ziraat fakültesinde birçok hocanın odasına girdim çıktım bana tabii ki yeterli hiçbir bilgiyi tam olarak alamadım ama Elimden geldiğince bilgi almaya çalıştım. Yani Mustafa'dan şimdi... daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerimiz var. <laughs> Gerçekten, Gerçekten ben her gün yani bu araştırma sürecinin her gününde okuldaydım. Sabah 8'de dikiliyordum okulda. Hani bütün öğrenciler gidiyordu artık hocalarla beraber en son biz çıkıyorduk. Çünkü her hocanın odasına ayrı 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 benim Ziraat Fakültesinde okuyan farklı arkadaşlarım da var. Ya diyorum şu hocanın odasına gidiyorum. O o hoca kim? Hocanın odası mı var? O hocanın odası nerede? <laughs> ne güzel, ne mutlu size. Bu şekilde hani herkese baştan sona gerçekten bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu şekilde benim diyeceklerim bu kadar. Allah kolaylık versin. Ki aynı zamanda hani bunun aslında başında getirmem gerek. Hani annem, babam, işte eşim bunlara zaten benim yanımda oldukları için ve bana beni destekledikleri için Ekstradan fazlasıyla da bir teşekkürü borç biliyorum diyeyim. Buradan eşine de bir şeyler söyle. İşte teşekkür ettim. <laughs> Sadece teşekkür ettim. <laughs> Televizyonun de çok daha şey yapmıyor. <laughs> evet, ee, evet. İnatçı e, ol, Furkan. Ben inatçı olanım. E, Mustafa dediğiniz gibi eşi hayvan seven bir insan. Benim eşim. En büyüğünden Hayvan sevmeyen en küçüğüne <gülüyor> hayvanları <gülüyor> anti hayvancı yani kesinlikle hiç sevmeyen bir insan ama bu işi yapmama destek verdi. Yani şöyle söyleyeyim Mustafa'nın şu anda tahmin edeceğiniz gibi yani çok yakın zamanda düğünü ve bununla ilgili işleri var. Onun burada olduğu günler ben evde duruyorum. Onun evde olduğu günler ben buraya geliyorum. Bu şekilde bir... Sistem güdüyoruz ve ben 4 gün, 5 gün, 1 hafta burada kalmam gerektiği zamanlar oluyor. Ve eşim buraya gelmek istemese bile benim buraya gelmemde bana yardımcı oluyor. Yeri geliyor işte burada sen orada bir hafta kalacaksın deyip bana yemek hazırlıyor, şey yapıyor onları veriyor. Her konuda desteği veriyor. Kendisinin hayvanları sevmemesi demek benim yapacağım, benim sevdiğim, benim ee, en başından beri istediğim bu mesleği yapmamda yardımcı oluyor aslında bana. Bu işi sevmese de, kendisi istemese de. Benim yapmama hiçbir zaman e, anti tepki vermedi. Yap dedi. Yapmak istiyorsan yap. Yani e, beni bağlamasın, beni koyunun içine sokma, ben başka bir şey istemiyorum dedi. Biz de hay hay dedik. Burada güzel bir işletme kurduk. İşte şu anda devam ettirmeye çalışıyoruz. Çobanlığını Mustafa ve ben kendimiz yapıyoruz. İşte burada yemeğimiz, içmeğimiz sağ olsun hem nişanlısı sağ olsun yardım ediyor, dedesi, babaannesi burada onlar bize yardımcı oluyorlar birçok konuda. Burada dediğimiz gibi bu pencereler konusunda falan laf ediyorlar dedik ama gerçekten şu anda koçumuz koyunların içerisinde değil dışarıda tutuyoruz. Onun bakımında özellikle Mustafa'nın dedesine yani çok teşekkür ederiz. Her türlü desteği yapıyor. O bakıyor yani koça gerçekten. Çünkü biz hayvanı meraya çıkartıyoruz. Koç burada yalnız kalıyor. E meraya çıkamıyor o hayvan tek başına. Önüne ot atılması lazım. Yem dökülmesi, su verilmesi lazım. Bunlara yardımcı oluyor. Gerçekten çevremizde bize ne kadar böyle olmaz olmaz diyen insan varsa, biz işi kurduktan sonra bir o kadar da yardım eden insanlar oldular bunlar. Yani bize yapmayın, böyle olmaz, o işi şöyle yapamazsınız diyen insanlar şu anda gerçekten en büyük destekçilerimiz. Ee, bu konuda ben de bize yardım eden herkese Mustafa gibi teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten o insanlar olmasaydı biz ne Bafra'yla tanışabilirdik, ne Bafra'yı bulabilirdik. Çünkü şu an şunu da söyleyeyim, bafrayı bulmak çok kolay değil. Bizden daha uyguna bulabilirsiniz, saf olmayabilir. Özellikle Tokat bölgesinde bafra koyunlar var ama bizi birçok kişi Tokat bölgesindeki koyunları hani dikkat edip almamızı, iyi seçmemiz gerektiğine karşı uyarmıştı. Biz bunları dediğim gibi kaydını tutan, ırkı bozmamaya çalışan, ırkı sürekli geliştirmeye çalışan bir insandan aldık. Buradan Mehmet Emin abi. Kendisine yine teşekkür ederiz. Hayvanlar da bize yardımcı oldu gerçekten. Yani kendisi için yetiştirdiği damızlık hayvanlarından verdi bize. Şu anda adını aklıma getiremeyeceğim. Çok değerli hocalarımızdan birisi. Bafra koyununu üreticilerine yani ilk Bafra koyununu çıkartan hocalardan birisi. Sayın Hoca bizi onunla tanıştırdı. Onunla görüştük. Bu koyunu yapsınlar mı gibisinden. Öyle insanlarla tanışmak bizi çok şey yaptı. Hani bu işe teşvik etti diyeyim. Şu anda da sizin dediğiniz gibi bizi en çok bu işe teşvik eden ikimiziz. Burada güneşin altında 70 ton kumu elimizle çektik. Biz buraya traktör çağırmadık veya başka bir alet ça çağırmadık. Ee, benim çalışma isteğim gidiyordu. Ben çalışasım gelmiyordu. Mustafa o da böyle ben kenarda otururken bana inat gibi eline kürek alıp çalışıyordu. Ben böyle şey uyuz oluyorum o ben, sırada. Ben ya çalışma oturuyorum. ben oturuyorum. <laughs> Sonra Mustafa geçiyor kenarı oturuyor. Sonra ben iştahlanıyorum. Ben çalışmaya başlıyorum. Burada ikimiz de birbirimizi destekledik ya Yani işte sen çalışmazsan ben çalışırım. Ben çalışmazsam sen çalış. Böyle hani gerçekten kendimizi birbirimize hep destekledik bu konuda. Hem birbirimize ben iş yapmazsam en azından yapacak birisi var diye güveniyoruz. Hem de işi ben yapayım ki hani hem rencide olmayayım karşımdaki insana karşı hem de düzgün bir ortaklık yürütelim diye. Gerçekten aramızdan yani su geçmez. Çok yakınız. Ya Çok samimisiniz. Hani artık kardeş gibi olduğumuz için biz gerekirse kavga da ederiz. Hani ama sonuç olarak ne Furkan bana darılır ne ben Furkan'a darılırım. Burada biz sert bir kavga bile etsek yani bunun sonucunda ya hadi gel bir gidelim şuraya oturalım, çay içelim, bir şey konuşalım. Deyip yani bir şey gülebiliriz bir şeylere. Evet, hayvancılık programını duygusal olarak açtık. <laughs> duygusal olarak <laughs> duygusal olarak kapatıyoruz deyip. Evet. Yani e, bitti mi Furkan konuşmayacağım dedin. Abi ben kenara çekileceğim <laughs> dedin. Mikrofonda 3 şimdi... dakika Mustafa aldı ama geri kalan evet. 47 dakika sende. Yani konuşmayı severim. Evet. Ee, gerçekten e, bununla ilgili topluluk önünde konuşmaktan falan da hani Sevinden sevinen bir insanım. Sizin buraya geleceğinizi öğrendiğim zaman çok sevindim yine. Aynı şekilde. Konuşacağım diye mi? <laughs> Konuşacağım diye. Yani çünkü burada e, şunu söyleyeyim. Çenesi düşüyor insanın. Neden? Kimse yok. Yalnız başıma geliyorum. Bir hafta boyunca köyde beş kişi var burada. Bunu da söyleyeyim. Hani Çandır köyünün nüfusu beş. i̇kisi biziz Mustafa'yla. Ee, burada sabah koyunları çıkart döndür koyunlarla ilgilen sonra tekrar çıkart yine döndür belli bir süre sonra, bir süre sonra insan konuştuğumu fark ediyorum mesela orada ya onun sonra diyorum ne yapıyorum ben koyunla konuşuyorum mesela bir tane yani satın almadığımız burada bir köpek peyde oldu bize hani bizi koruyup kolluyor mesela ya gelme de diyemiyorum mesela ona koyunu ürkütüyor da ama hani sabah onunla konuşuyordum mesela ya sen bugün gelmesen mi acaba hani bak koyun için çok faydalı değilsin falan diye giderken sabah onunla konuşuyorduk. Hmm. Kırda da aynı şekilde koyunla konuşuyoruz. Biraz hayvancılığa aramı versek. <laughs> Bizi bugün burada konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Sizin ya, gibi insanlarla de çalışmak çok güzel. Gençlerle her zaman söylüyorum. Yani bizim ülkemizde biz ve bizim gibi insanlar elini taşın altına attığı sürece bu ülkedeki hayvancılık kurtulacak. Hiç Veya mi? bu ülkedeki ekonomi de bu şekilde kurtulacak inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, değerli Çiftçi TV izleyicileri Bir Şehirli Çoban programından sonuna geldik bugün. Konya'daydık. Konya'nın e, eskiden köy ama işte şimdi mahalle sistemine dönen Çandır Mahallesi'ndeydi. Çok değerli çok güzel iki tane kardeş gibi arkadaş olan 22 yaşında iki tane genç üreticinin yeni yaptıkları ağıla bugün konuk olduk. Ee, ucundan da olsa Bafra'yı anlattık ama bizim bugün buradaki en temel esaslardan birisi şuydu. E, buradaki gençlerin neler yapabileceğini aslında bizi izleyen gençlere anlatabilmekti. Bizi izleyen hatta e, yaşı belirli bir yere gelmiş ama içinde bu aşk olmayan insanlara bir aşkı gösterebilmekti. Biz bugün burada çok mutlu olduk. E, kameradaki Furkan'a çok teşekkür ederiz. Bizi bugün burada kayıt altına bu güzel anları kayıt altına aldığı için dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın ülkemiz için, Türkiye'miz için üreten herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki Şehirli Çoban programında görüşmek üzere.